Tamam değil mi? Teşekkür ederiz. Ben alayım. Bir okyasın abi. Ortada bir kutu hocam. 2. yılımızda yapabilme şansını elde ettik. Onun için hepimiz çok gururluyuz. Aramızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bize güç veriyorsunuz. Bizim topluma bu mutluluğumuzu tanıtmanız da vesile oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Sorularınız varsa cevaplamayacağız. Değerli basın mensubu dostlarımız, katılımlarınız bizim için çok değerli. Ayaklarınıza sağlık buraya kadar geldiğiniz için. Başkanımın da ifade ettiği gibi bugün bizim için çok önemli, çok özel bir gün. Tanıtım günümüzde de bizlerin yanındaydınız. Bundan sonraki projelerimize de yine birlikte olacağız. Bir basın bültenimiz var, onları size dağıtacağız. Ayrıca sizlerin sorularını yanıtlamaktan da mutluluk duyarız. Tesisle ilgili bir şeyler anlatmamızı isterseniz anlatayım. 2011'de başladık bu projeyi yapmaya. O zaman burada eski binalar vardı. Artık kullanılması zor olan binalar vardı. Ve o binaları yıkıp yerine yeni bir tesis yapma kararı aldık. Çok az paramız vardı. İlk önce İstanbul'da muhteşem bir yüzyıl ekibi, o zaman muhteşem bir dizi vardı. Evet. Destek olma kararı verdiler. Ondan sonra İzmir'de sevgili Işıl Kesteli bize BOK'tan çok ciddi bir bağış yaptı, 800 bin lira kadar. O bize çok büyük bir cesaret verdi bu inşaatı başlamak için. Ve 2014'te başladığımız inşaat 10 milyonun üstünde bir maliyetle bugün tesis açılıyor. İzmir'de dostlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz İzmir'de bizim tanınırlığımızı artırdılar. Bütün İzmirliler bizim yanımızda oldular. İzmirlilere şükran borçluyuz. Bundan böyle başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle bu tesis daha güzel günlere ulaşacak. Yüzlerce çocuğu burada, kız çocuğu da burada okutacağız. Yani okullarına destek olacağız. Eğitimlerine katkı sağlayacağız. O günleri de sizinle beraber inşallah kutlayacağız. Eylül'den sonra çocuklarımız da buraya gelecekler. Onların da mutluluğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Evet, 1992 yılından beri İstanbul Boğaca'daki çocuk köyünde 500'e aşkın çocuk sevgiyle, ilgiyle yaşama tutundu. Şimdi sıra İzmir'de. Başkanımın da anlattığı gibi artık tesisimizi hazırladık ve Koruncuk Köy Urla, tesisimizin adı vakfımız için Koruncuk Köy Urla'dır. Koruncuk Köy Urla ilk misafirlerine ev sahipliği yapmaya artık hazır. Ufak tefek biraz detaylarımız var tamamlayacağımız ve Eylül itibariyle de çocuklarımız gelecek ve onlara ev sahipliği yapacak köyümüz. Bugün aramızda İmren Aykut var, devlet bakanı. Bizim için çok önemli. Çünkü protokolümüzü iptal ettikleri 90'lı yıllarda ben hukukçu olarak yani mahkemelerde onun mücadelesini vermiştim. Kazandım. Ama imzalayacak bir bakan arıyordu. Benim komşum da İmren Hanım o zaman adada. Kendisinden rica ettim. Hiç bir şekilde durmadı. Hemen bütün teşkilatını ve bakan yardımcılarını görevlendirdi ve protokol imzalandı. 1996'dan bu yana o protokolle Bolluca'da hizmet veriyoruz. Bugün de Selçuk Bey, Milli Eğitim Bakanımızın imzasıyla başlattığımız ruhsat aldık onun sayesinde. İnşallah o da uğur getirecek vakfımıza ve uzun yıllar İzmir'de de tesisimizi büyük başarılarla işletme fırsatı olacak. İstanbul'daki tabi çok güzel bir deneyim. 28 yıldır yüzlerce çocuğu hayata hazırladık orada. Korumaya çok çocuk var. Çok. 0 yaş başlayıp 18 yıl. Çocukları nasıl tepki?
Şimdi bizim vakfımızın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile başkanımın da ifade ettiği gibi bir protokol var. İstanbul Bolu'da bir çocuk köyümüzde korunmaya muhtaç çocuklara bakacağız. Ama İzmir Urla'daki çocuk köyümüzde, adı Koruncu Köy Urla demiştim, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyız. Korunma gereksinimi olan daha çok eğitim riski yokluğuna ve yaşam desteği gereksinimi duyulan kız çocuklarına bakacağız burada. Ailelerinden, vasilerinden aldığımız bir mutabakatla, bir izinle, yetkiyle birlikte burası aslında resmi ismi bir kız öğrenci yurdu. Orta öğretim ve de orta öğretim kız öğrenci yurdu. Ya o tarafı mı orada? Gelin buraya. Hayırlı uğurlu olsun. Buraya bak. Evet. Pardon, buraya bakabilir miyiz? Hep beraber buradayız. Allah. Tam arkandayım. Biz buradayız. Buraya bakın lütfen. Sağlam yerdeyiz yani. Allah. Tamam mı hazır? Tekrar rica ediyorum. Son kez. Son olsun. Timur Bey, görünmüyorsunuz. Biraz daha evet. Aha, o boyunu gözükmez mi? Çekiyorum. Başlıyorum. En son Duran'a da bir el sallıyor. Duran nerede? Duran nerede? Duran nerede? Yazın akşamı çok güzel olur. Çok da keyifli olacağını düşünüyoruz, evet. İyi, orada direkt nişanlıcım. Şu kadar. Sen önden de evet şey yap. Emre'ler burada değil mi? Tamam. Nerede? Direkt. Arkadaşlar, şu olun diyoruz arkadaşlar. Evet, bir müsaade edin. Şöyle geçelim. Evet. Nasıl? Hadi. Allah bağlı mı olmuş mikrofonu sana? Arkadaşlar almışsın, bir çıkın. Abi gelsene. Gel abi geriye. Gel abi sizin gibi. Ne yapıyorsun? Evin önünde resim çektirebilir misin? Evet, tabii ki. Değişiklik. Yer değiştiriyormuş. Yani geçiyor muyuz oraya? Arkadaşlar yaklaşmayalım. Gelin. Geri gelin. Oyuncunun telefonu var mı? Çekmeyeyim mi? Çekemem mi? Çekersin de bize de engel olmadan. Tamam, ben çekeyim ama sesi çık. Tamam. Tamam. Bir saniye. Hocam, galiba biraz açılmamız gerekecek. Çok şey çıktı. Pardon, buraya bakabilir miyiz? Buradayız. Hadi ben şimdi sen yapayım. Hadi. Evet. Hadi. Ters ışık, ters ışık, ters ışık. Nasıl? Ters ışık. Ters mi duruyor? Bu tarafa doğru. Allah'ım ya. Buradayız. Hayır, buradayız. Buradayız. Sen değil, sen değil. Süper. Harika. Çok... Şimdi bir şeyler yapsın.
için var gücüyle çalışırken İzmir Şubesi ve Şube Başkanı Işıl Mişli bölgedeki dinamikleri harekete geçirdiler. Önemli işbirliklerine imza atarak bireysel ve kurumsal bağışçıları köyümüze kazandırdılar. Gerçekleştirdikleri projelerle İzmirlilere koruncuk sevgisini aşılayarak onların Koruncuk Köyü Urla'yı sahiplenmelerini sağladılar. Koruncuk Köyü Urla'yı çocuklarımızın hizmetine açmanın gururunu sizlerle, tüm bağışçı ve destekçilerimizle paylaşmanın mutluluğunu masrafla, maddi katkıyla gerçekleşti. Düşünün yüzlerce